Hepinize merhaba. Bu aynadan kaçıncı video oldu kim bilir. Ben şimdi yine Zara'ya geldim. Her zamanki gibi yeni sezondaki loaferları, bobekleri, işte botları vesaire bize bir çek demiştiniz. Hemen çekiyorum size. En çok işinize yarayacak daha çok böyle babet ve loafer göstermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu da bugün ben bu şortu da kendime diktim. İyi ki dikmişim. Yoksa ne giyecekmişim Allah bilir. Yine bu çarık gibi bobetlerimi giydim sizin nefret ettiğiniz. Çünkü hemen böyle ayağımdan çıkartayım istedim. Bugün havada biraz serindi. Aa ne çok konuştum. Bay bay. Ve tabii ki Mary Jane tarzı ayakkabılar bu sezonda yine trend. Böyle rugan olanları var. Bilekten böyle bantlı. Bence çok da şirin duruyor. Küçük ayaklarda daha güzel duruyor ama. 1200 kodu da bu. Evet tabii ki bu Mary Jane'leri de hemen ayağıma bir giydim. Normalde bilekleri kalın olanlar için, ya benimki de çok ince değil gördüğünüz gibi, böyle bantlı ayakkabılar her zaman kesiyor. Biraz daha kalın gösteriyor. Ama genel olarak tarzını vesaire beğendim. Bence çok cici, güzel bir ayakkabı. Bu arada tam kalın. Bu 37 giydim bunu. Ve Mary Jane babetlerin bir de böyle saten yüzeyli olanları var. 3 şeritle, 3 tokalı. Bakalım, 3 şeritli diyorum sanki otoban da, 860. Kodu da bu. Ve böyle deri, küt burunlu ve üzerinde böyle piyongo olan böyle babetler gelmiş. Bu inanılmaz yumuşak yalnız. Hemen bir bakayım fiyatı ne kadar. 1000 liraymış. Kodu da bu. Aynı babetlerin böyle düz siyah olanları da var. Böyle sade parçaları seviyorsanız alabilirsiniz. Bunun da hemen kodunu veriyorum. Şöyle göstereyim. Nitelik modası gümbür gümbür geliyor biliyorsunuz. Ben de bu bobetleri beğendim açıkçası. Fiyatı da uygun 680 lira ve çok da rahat. Çok beğendim açıkçası. Metalik olanların kodu bu. 680 liraymış fiyatı. Yine benim ayağımdaki gibi böyle loaferlar da şu anda yine yeni sezonda var. Bir bakalım ne kadar fiyatı hemen söyleyeyim. 860 lira kodu da bu. Bunlar da çok güzel böyle püsküllü, daha böyle eski dönem böyle okula giderken giydiğimiz ayakkabılar. Benim loaferlarımın bu sezonda böyle püsküllüleri var. Daha böyle kolej tarzında. Fiyatı 860 lira. Kodunu da hemen şöyle bırakıverdim. Rengi aynı. Çok güzel. Böyle loaferların hem derisi hem de bu sezon suetleri de var böyle. Onun fiyatı 1400 liraymış. Kodunu şöyle bırakıyorum. Bir de şurada bir leoparlı gördüm. Böyle küt burunlu, saten yüzeyli, böyle tüylü falan değil. Şöyle bir leoparlı var. 1200 lira fiyatı. Kodu da hiç gözükmüyor ama. Başka bulursam onu çekeyim. Süet olanları ayağıma giydim. Normalde kendi numaramı bulamadım. 38 numarasını giydim. Çok bol geldi. Genelde Zara'nın ayakkabı modelleri, kalıpları tam. O yüzden tam numaranızı alabilirsiniz. Ama duruşunu bir görün istedim şöyle. Olmamış ama siyah bence çok iyi. Bir de biliyorsunuz böyle terlikler çok trend oldu Gucci'den sonra ve trendi hiç bitmiyor. Ben böyle kapalı terlikleri normalde seviyorum aslında ama çok sıcak havalarda giyilmiyor. Bu mevsimde giyebilirsiniz bence bunları. Bu da şu an tam 37 numara tam kalıp çok da rahatsım içinde. Böyle klasik terlikleri seviyorsanız buna da bakabilirsiniz. Fiyatı 1400 liraymış. Kodunu da şöyle bıraktım. Ve Mary Jane modellerin bir de böyle topukluları da var. Bunu bir ayağıma giyeceğim. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Topukları artık şöyle daha geniş yaptıkları için yürümesi daha kolay oluyor. Ve böyle hani kaldırım taşlarının arasına girmiyor. O yüzden iyi oluyor. 1200 lira kodu da bu. Ve Mary Jane'lerin topuklu olanlarını da giydim. Bence topuklu, bakın normalde bilekten bantlı da olsa daha bacaklarınızı daha uzattığı için daha şık gözüküyor. Şöyle göstereyim. Eğer tokalı seçecekseniz topuklu olanları tercih edebilirsiniz bence. Ama tabii bu biraz daha yazlık gözüküyor arkası açık olduğu için ama hani şunlar daha mevsimlik. Yani karar size kaldı. Ben ikisini de beğendim. Bu arada bunda numaramı bulamadım. Bir beden büyük giydim. Burunun ucundan biraz bol gelse de arkadan topuktan bayağı iyi oldu. Bu da size az önce gösterdiğimin mat deri olanı. Bu da çok güzel. Zaten bunu çok beğeniyordum ben. Massimo'da da yine var çok benzerleri. Arkası açık ve küçük topuklu olan. Bunun fiyatı 1700. Kodu da bu.
Ay bir de böyle zımbalı falan ayakkabılar gelmiş, babetler. Arkaları da açık. Bayağı şöyle yandan göstereyim. Ne kadarmış fiyatı bakalım hemen. 1200 lira. Kodu da bu. Bir de şöyle ev terliği gibi tüylü olanlar gelmiş. Üzeri peluş. Hem beji var hem de siyahı var. Bunun tek farkı bu. Bunun fiyatı 1000 lira. Bu siyahların bir de şöyle gold olanları da varmış, üç kemerli olanı. Onun da tekrardan kodunu hemen vereyim size. 860 lira. Kodu da bu. Geçen sezon benim aldığım ayakkabılara çok benziyor. Yine böyle metal zincir detaylı, rugan, küçük topuklu falan. Ama çok rahat bu ayakkabılar bu arada. Şu anda fiyatı 1200 lira. Kodu da bu. Şunları hemen giydim ayağıma. Şöyle duruşunu da göstereyim. Dediğim gibi topuk boyu o kadar ideal ki, o yüzden de küçük topuklu bile ayağınızı, bakın bacaklarınız ne kadar güzel gösteriyor. O yüzden seviyorum bunları. Şöyle bir ayakkabı daha göstereceğim. Pudra rengi, böyle bir piyongu var üzerinde. Bunun da topuk boyu çok güzel. Burnu da kapalı falan. Hoşuma gitti açıkçası. Bence şık bir ayakkabı. Düz bir kıyafete çok güzel bir hava katar. Şöyle içini falan da iyice göstereyim. Bu arada bunda da tam kalıp giydim. Bu saten yüzeyli bu arada. Bu arada. Fiyatı 1000 liraymış. Kodu da bu. Bir de şöyle rugan, kalın topuklu ve kare burunlu ayakkabı modelleri gelmiş. Bunların da yine arkası açık. Fiyatı 1200. Kodu da bu. Bu makasenleri çok çok beğendim. Bu loaferlar bence çok zamansız ve çok güzel. Bu arada çok ağır da değil. Bayağı iyi gözüküyor tipi de. Bakalım ne kadar. 1000 lira. Kodu bu. Bir de metalik babetlerde yine böyle üzerinde tek toka olanlar var. Bu da çok çok yumuşacık. Bunun da fiyatı 1200 lira. Kodunu şöyle bıraktım. Ama küt burunlu oluşunu sevmedim çok. Rengi çok güzel ama. Bir de şöyle western benzeri botlar gelmiş yarım. Ama bence bunlara daha kalın veya dolgu topuk yakışıyor. Şöyle küçük topuklu da bu tarzı pek beğenmedim açıkçası. Ama yine de paylaşacağım size. Ne kadarmış? 2600 lira. Kodu da bu. İşte western dediğiniz böyle bir topuk olmalı. Çünkü kendisi zaten böyle sportif, böyle daha dediğim gibi daha western bir havasında olduğu için topuk biraz daha böyle olmalı. Daha cowboy tarzı olmalı. O yüzden mesela bunu beğendim. Fiyatı ne kadarmış hemen bir bakalım. Fiyatı 2700. Kodunu da şöyle bıraktım. Ve bunlar her sezon olduğu için hiç modası geçmiyor. Yani bunları alabiliriz. Yani birkaç sezondur böyle küçük topuklar o kadar trend oldu ki ve ben çok seviyorum. Çok yüksek topuk giyemediğim için. Hani kullanamıyorum, öyle söyleyeyim. Yoksa çok seviyorum. 860 lira fiyatı. Kodu da bu. Şöyle rugan. Bir de şöyle uzunca bir western çizme gelmiş. Şöyle beyazlı falan oluşunu ben çok sevmiyorum açıkçası ama yine bir paylaşmak istedim. Topuk boyu falan gayet güzel aslında. Tam bir kovboy çizmesi aslında bu bence. Ne kadar fiyatı bakalım. Yani TL'sini göremedim ama siz artık çarpacaksınız 30'la. Şimdi yine arkası açık bir model göstereceğim. Bu sezon çok fazla arkası açık ayakkabı var. Aslında modeller çok güzel. Hani bu sezonlarda giyilir, baharda da giyilir ama kışın biraz kullanmak zor olabilir. Bu tarz renkleri tercih ederseniz de, eğer çorapsız giyecekseniz, bence ayağınıza bütünleştiği için boyunuzu daha uzun gösterecek modeller ve renkler. Şöyle bir göstereyim. Fiyatı 1000 lira. Kodu da bu. Ve benim kafaya taktığım botlarım. Gerçekten çok beğendim bunları. Tabii Instagram'dakiler biliyor ama belki siz bilmeyebilirsiniz. Ben bunda tam numara aldım. 7 ayağım olmadı. 8'ini aldım, büyük geldi. Ama 8'ini bıraktım. Çünkü hani kışın yine zaten kalın çorapla giyeceğim diye. Fiyatı 1700 lira. Kodu bu. Tabii ki gerçekleri değil ama bence tarz olarak çok tatlı. Öyle bir paylaşayım bence. Almak isterseniz bakın ama denemeden almayın lütfen. Şöyle bir topuklu ayakkabı göstereceğim ama topuklar o kadar rahat gözüküyor ki, bakar mısınız? Böyle dolgu topuk. Yani kullanması çok rahattır bence. Fiyatı da 1400 lira. Kodu da bu.
Şunlar çok komikmiş. Hem vinil hem tüylü. Allah'ım inanılmaz çirkin. Hemen göstereceğim ama yine de. Şöyle. Bakın bir de abi olanları da var. Bu sezon inanılmaz böyle peluş parçalar var. Bir bakayım bunun fiyatı ne kadar. Bu da 1700 liraymış. Belki bu abiye de fena olmayabilir biliyor musunuz? Ama şunlar için hiç yapacak bir şey yok. Ama şu sandaletleri beğendim. Bunları da hem tüylü hem böyle yani tek bantlı nerede giyeceğiz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Çok güzel bu. Evet, Mango'ya geldim. Mango'dan da biraz göstereceğim. İlk olarak bu Mary Jane'leri göstereceğim size. Bunlar kalın topuklu. Bunlar biraz tango ayakkabısı gibi geldi bana böyle. Arkası açık. Daha küt burunlu falan. Ay pek yakışmadı bana yani. Ama çok rahat topukları falan. Eğer severseniz bunları da bakabilirsiniz. Bence bunları muz şarapla da giyebilirsiniz. Fiyatı 1300 liraymış. Şöyle bir kodunu bıraktım. Topuğunu falan da daha yakından bir göstereyim. Şöyle kalınca bir topuğu var. Evet, westernlerde süet olanlar çıktı. Bunları en çok sonbaharda yakıştırdığım ayakkabı tarzı süet westernler. Bunları böyle şifon elbisenin altına falan giymeye, eteklerin altına giymeye o kadar bayılıyorum ki. Hatta bence şu dönem şortlarla bile giyilebilir. Topuk boyu falan gayet ideal. Çok hoşuma gitti bu. Fiyatı bu sezon bayağı yüksek geldi bana açıkçası. 3500 lira. Şöyle bir kodunu da hemen bıraktım size. Rengi falan bence çok güzel. Bir de şöyle westernler buldum. Yani yine böyle beyaz dikişli olduğu için beni çok cezbetmedi ama yine sizinle bir paylaşayım istedim. Bu ne kadar? Mesela bunun da fiyatı 4000 lira. Şu da kodu. Böyle bordolu çantada attı kendini. Böyle bir makasen göstereceğim. Bordo renkli seviyorsanız ki ben bence seviyorum. Bayağı seviyorum hem de. Ama yine de elim gitmiyor. Klasik çiğit her zamanki gibi. 2400 lira fiyatı. Kodunu da şöyle bırakıyorum. Bence siz bu renkleri seviyorsanız bir bakın. Mango bu sezon daha çok böyle ruga, Mary Jane modellere daha ağırlık vermiş. Bu daha kısa topuklusu ve üstten böyle bantlısı. Bunun da fiyatı 1400 lira. Kodunu da şöyle bırakmış olayım. Böyle rugan. Metalik modası var dedik ama yani bu da böyle olmamış. Yani metalik ayakkabılarda bence daha bavetlere yakışıyor açıkçası. Böyle topuklu da hiç sevmedim. Bence görüntü olarak çok kaba, kötü durmuş ama yine paylaşacağım tabii ki. Bunun fiyatını bir dakika bulamadım. Hemen gösteriyorum. Bu arada gerçek deriymiş bu. Fiyatı 2200 liraymış. Kodu da bu. Size şimdi babet desem babet değil, bayağı balerin pisi pisisi diyebilirim. Şu üstten böyle lastikli bir şey göstereceğim, babet göstereceğim. Bayağı saten kumaş. Altı o kadar ince ki yani ayağınız yerdeki taşı hissedersiniz bunlarla. 1000 lira fiyatı var, kodu bu. Onun bir de böyle siyahı var ama bence bunlar tamamen ev terliği olmalı ayakkabısı. Ve bunlar da benim denediğim siyahların bej rengi. Şöyle bir babet göstereceğim size. Bu sezon böyle üstten bantlı olanlar çok trend olmaya başladı. Hatta küt burunlu olanlar. Bir fiyatını hemen vereyim. 1400 lira. Kodu da bu. Mesela klasik ayakkabı severler bunlara bakabilirler. Topuğu biraz yüksek ama şuradan daha net olacak ama rengini falan beğendim. Buranın böyle kare gelişini. Fiyatı 1300. Kodu da bu. Onun bir de böyle saten siyahı da var. Aslında Mango'nun en çok bu ayakkabısını beğendim diyebilirim. Burası normalde transparan ayağınızı gösteriyor. Bence çok güzel bir ayakkabı. Çok da zarif. Topuk boyu da çok güzel. Fiyatı 1400 lira. Şöyle topuğunu da göstermiş oldum. Loafer'ların ekru rengini giydim. Bence çok güzel bir ayakkabı. Rengi falan çok güzel. Gerçekleri oluşu da çok iyi bence. Bunda da tam numara alabilirsiniz. Şu an ayağımdaki 37 numarası. Bunlar da gerçek deri. Fiyatı 1800, kodu da bu. Şurada çok güzel bir sneaker buldum. Biraz Golden Goals'lara benzetmişler. Şöyle bir eskitme görünümü falan var. Ama bence renk geçişleri falan çok iyi. Ve her şeyle kullanabilirsiniz. Kodu ve fiyatı bu. Yani bu fiyat için biraz pahalı olmuş ama yine de güzel. Siz de benim gibi klasikçiyseniz bu makasenlere bayılırsanız bu loaferları bayağı sevdim açıkçası. Tabanı ve ayakkabının hafifliği de çok iyi. Gerçekleri yine şöyle göstereyim. Bunlar da gerçekleri ve 2400 lira. Kodunu da şöyle bıraktım.
Ve bu sezon bunlar çok çok trend, böyle metalik detaylı deri ayakkabılar. Bunlar da Mango'dakiler. Hemen bir fiyatını vereceğim. Fiyatı 1800. Bir dakika, kodu gözükmedi. Kodu da şurada. Bir de şu ayakkabıları beğendim açıkçası. Biraz topuğu fazla sivri ve yüksek geldi ama rengi falan çok hoşuma gitti. Böyle eskitme görünümlü deriler bu sezon çok trend olduğu için bu ayakkabılar da bayağı tutar ve daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Fiyatı ne kadar? 2800 lira. Kodu da bu. Mango'da en sevdiğim ayakkabı bu oldu. Biraz böyle Prada benzeri bir ayakkabı ama şu topuğun yüksekliğine bakar mısınız? Yani bayağı iddialı ama çok zarif, güzel bir ayakkabı. Fiyatı 1400 liraymış. Hemen şöyle bir kodunu göstereceğim. Loaferlerle böyle çok yere yakın oluyorum diyorsanız böyle platformlusu da var ama aşırı ağır bir ayakkabı ve böyle mat deri oluşunu çok sevmedim. Fiyatı 2200 lira. Kodu da bu. Ve Bershka'ya geldim. Böyle eskitme görünümlü. Bunlar daha kaba geldi. Bence Zara'dakiler de kaba ama bu çok daha uzun falan oluşu. Biraz sporluktan çıkartmış bunu. Fiyatı ne kadarmış? 1700 lira. Kodu da bu. Şurada bir sneaker gördüm ve aşık oldum diyebilirim. Bu kırmızı logoları falan aşırı hoşuma gitti. Altı böyle kauçuk tavan ve biraz da hafiften platformlu. Fiyatı 860 liraymış. Kodu da bu. Üstten de şöyle göstereyim. Bayağı tatlı ama çok hafif bir ayakkabı da. Evet, vereceğin çılgınlığı Bershka'da da devam ediyor. Burada da bayağı bunlar tango ayakkabısı gibi geliyor bana, böyle kalın topuklar falan. O yüzden çok sevmedim. Ama şöyle hafif böyle rugan, çok parlak olmayan, hatta böyle metalik renkli olanı da var. 1000 lira fiyatları. Kodu bu. Şöyle göstereyim. Hatta bir de bebek mavisi de var. Şöyle. Ay bir sevmedim ama. Vallahi yalan yok. Bershka'ya bir de böyle büzgülü. Ben çok severim bu tarzı, biliyor musunuz? Böyle üstten böyle büzgülü görünümlü botları çok seviyorum. Ama yani şu kadar yüksek topuk yapmasalarmış. Bakayım ne kadar. Bir parmak kadar şeyi var. Yüksekliği var. Sivri burun oluşunu sevdim. Böyle çok şık duruyor bunlar ya. Ben çok seviyorum. 1200 lira. Kodu da bu. Bayağı güzel. Hatta burada bir de kahverengisini de gördüm. Onu da bir göstereyim. Valla acı kahvesi de güzelmiş. Şöyle mat. Bayağı tatlı. Şimdi de Pull&Bear'e geldim. Aynı Bershka'dakinin aynıları burada da var. Bakalım burada fiyatları farklı mı? Ama hiçbirinde etiket göremedim. Başka bir yerde bir görürsem paylaşacağım. Bir de şöyle bir western gelmiş ama bunları beğenmedim. Çünkü westernlerde böyle bir yuvarlak bir detayı sevmiyorum, burun detayını. Ve çok hafif aslında. Kendinden böyle kabartmalı gibi bir tarzı var. Bakayım ne kadarmış burada. 1700 lira. Gerçekleri olmadığı için tabii böyle. Bakayım, bunda kod görünmedi. Bir saniye, hemen şuna bakacağım. Şurada gözüküyor. Bir de Pull&Bear'de böyle bir loafer gördüm ama şu kalınlığa bakar mısınız tabanının, ve çok ağır bir ayakkabı. Aslında model olarak tam benim tarzım ama bayağı ağır. Fiyatı da 1000 lira. Kodu da bu. Ay bir de böyle bir ayakkabı buldum. Yuvarlak burun sevmem ama bunları bir sevdim. Bir hoşuma gitti böyle derli toplu oluşu falan. Bakalım ne kadar. Bunlar da 1000 lira galiba. Evet 1000 lira. Kodu da bu. Ve yine New Balance'ın 530 modeline çok benzeyen spor ayakkabıları da gelmiş Pull&Bear'a. 1000 lira fiyatı, kodu bu. Bayağı da benzetmişler. Ama bunlara bayıldım. Çok güzel. Aşırı güzel bir ayakkabı. Fiyatı 1000 lira, kodu da bu. Bakar mısınız, çok tatlı değil mi? Hele böyle yeşile falan bayıldım. Çok klasik ama her şeyle giyebileceğiniz bir sneaker göstereceğim size. Bakalım fiyatı ne kadar? 660, kodu da bu. Ve son durak Stradivarius'a geldim. Biraz da buradan çekeceğim. Ondan sonra videoyu bitiriyoruz. Evet, Stradivarius'taki biraz göstereyim. Burada da böyle. Benim çanta niye bugün hep kolumdan atıyor? Şöyle taş yapmasalarmış. Bence tatlı bir bobit olabilirmiş. Fiyatı 760 lira. Kodunu da şöyle bırakıverdim. Bence Zara'dakiler daha güzeldi.
Stradivarius'ta böyle metalik etkisi çok daha fazla. Babetler, böyle western çizmeler vesaire, ama ne kadar hafif bir botmuş bu. Hiç sevmedim, o ayrı. Ama lacivert jeanlerle belki güzel olabilir. Böyle fiyatı ne kadar? 1700. Fiyatı 1700. Kodunu da şöyle bırakıyorum. Ya da bir festivale falan gidecekseniz ona gidebilirsiniz bunlarla. Bu sezon birçok markada zaten gösterdim size. Böyle çok tatlı sneakerlar gelmiş. Ben bunları çok seviyorum açıkçası. 860 lira fiyatı. Kodu da bu. Evet, Stradivarius'a da tabii ki bu kovboy çizmelerden gelmiş böyle küt burunlu. Bunlar daha kısa. Bence Bershka'dakilere göre bunlar çok daha güzel. Dur bakalım ne kadarmış. Hemen bir fiyatını verelim. Şöyle kodunu bir dakika bırakacağım. Bir fiyatını da hemen söyleyeceğim ama. Bakalım. Fiyatı da 1500 lira. Hemen botları da giydim ayağıma. 7 numarası zaten her markada, her ayakkabıda hemen tükendiği için burada da 8'ini bulabildim ancak, onu giydim. Bayağı bol bu arada. Tam alabilirsiniz bunu diye düşünüyorum ama Zara'daki gibi de olabilir yani. 37 taşları daha gelecek olabilirdi yani, bilemiyorum ama duruşunun tarzını bir sevdim açıkçası. Az önce paylaştığım botların şöyle bir uzun çizmesi de var. Ama bence dediğim gibi şöyle bir bot çok sportif bir model olduğu için ben çizmesini de çok beğenmedim açıkçası. Ama tercih tabii ki size kalmış. 1700 lira fiyatı, kodu da bu. O botların bir de böyle kahverengisi de gelmiş. Bence bunlar da güzel. Bir bakalım ne kadarmış. 1300 lira. Kodu da bu. Bir de şöyle gösterdiğim metalik sarının bir de şöyle bir denim olanı da varmış. Bunu da bir göstereyim hemen size. Bunun bir fiyatı ne kadar? 760 lira fiyatı. Bu da kodu, buyurunuz. Bir de şöyle bir daha postal tarzı yuvarlak burunlu bir botunu da göstereceğim Stradivarius'tan. Şöyle bir göstereyim. 1300 lira fiyatı, kodu. Evet, klasik loafer sevenler hemen buradan da size fiyat olarak en azından göstermek istiyorum. Bence herhalde şimdiye kadar gösterdiklerimde uygun fiyatlı olarak şunları beğendim. Hemen fiyatını vereceğim. Bu ne kadarmış? 860 lira. Kodunu da öyle bir bırakayım. Böyle bir kahverengisi ve yine böyle tokalısı var. Bu tokalıyı çok sevmedim. Ama bu da mesela 860 lira. Kodu da bu. Evet, son durak olarak Stradivarius'tan biraz çektim size. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Bence olmuştur. Çünkü en azından fiyat olarak karşılaştırabilirsiniz. Model olarak vesaire karşılaştırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.